وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Şimdi öncelikle belirtmemiz lazım. Sokak röportajı gerçek manada farklı bir şey. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da Resullerin sünnetini bir nebze de olsa anlayabiliyorsun. Yani mesela karşındaki insana örnek söyleyeyim, yarım saat bir şey anlatmak bizim nefsimize ağır gelebiliyor. Bizi sinirlendirebiliyor, bizi öfkelendirebiliyor. Kendimize bazen sahip çıkamıyor olabiliyoruz. Bundan dolayı hatalarımız, yanlışlarımız olabiliyor. Şimdi buradan Nuh aleyhisselamın hayatını düşündüğümüz zaman 950 yıl yaşadığından bahsediliyor. Bunun 50 yılı normal bir risalet dönemi olsun. Yani 50. yılda risalet gelsin, nübüvvet ona ulaşsın. Resulü Allah subhanahu teala'nın elçiliğini yapmış olsun. 900 yıl boyunca onun da tabiriyle sabah akşam bir millet anlattığından bahsediyor. Biz bir saat anlattığımız zaman bunalıyoruz, daralıyoruz. Bu nedenle hani sokak röportajlarının gerçek manada hem değeri büyük hem imanımıza kattığı o güç bizim için önemli. Yani sonuçta sosyal manada bu dinini sosyal manada insanlara götürüyorsun. İnsanlara bu dini anlatıyorsun. İnsanların ayağına gelmesini beklemiyorsun. Sen insanlara Allah subhanahu ve teala'nın dinine davet ediyorsun. Karanlıktan aydınlığa çağırıyorsun. Tağutu reddedip Allah'a imana çağırıyorsun. Bu süreçte de Allah'a hamdolsun Allah subhanahu ve teala dinine yardım ettiğimizden dolayı hemen o anda sana imanın lezzetini verebiliyor. Allah'a hamdolsun sokak röportajlarında yanımıza kar kalan şeylerden birisi bu. İkincisi ise dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da Resullerin davetinin bir nebze bir cüzünü dahi olsa anlamamız. Şimdi normalde mesela bir semte gideriz. Semti deriz ki örnek söyleyeyim bunlar muhafazakardır. Ama aslında temiz görünen şeyin altında bir pislik yatıyor. Ya da pislik dediğimiz yer yani böyle ideolojisi, fikirleri aşırı derecede pislik dediğimiz yerlere gidiyoruz. Pisliğin altında da güzel şeylerin yattığı görülebiliyor. Yani toplum tamamen bir harman çorman olmuş. Gittiğimiz zaman mesela insanlara anlattığımızda buna göre bazı yerlerde gayet ılımlı karşılamalar olurken bazı yerlerde ılımlı karşılamalar olmuyor. Bence sebebi tabii ki sistemle alakalı. Yani biz onlara gitmeden önce bu insanlar bir şeylerle dolmuşlardı. Bir şeylerle hayatlarını geçiriyorlardı. Fikirleri vardı, görüşleri vardı, yaşantıları vardı, aileleri vardı. Yani çevreleri, akrabaları, yaşantılar, aileler onları da aslında şekillendiren veyahut onları domine eden etkenler. Bu yüzden insanların tepkisi aslında normal karşılamak gerekli. Yani örnek söylüyorum hiç hayatında böyle bir davetle karşılaşmamış, bu fikirlerle, bu inançlarla karşılaşmamış bir insana yeni bir şey anlatıyorsun. Tabii onların o anlık şok evresini bizim hoş görmemiz ve o şok evresini güzel yönetmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela bu insanlar İslam'la alakalı bir meseleyi başkasına anlatmaya bir kalkışsınlar. Mesela İslam'la alakalı bir meseleyi karşısındaki insana anlatma süresi ne kadar olacak? Veyahut karşısındaki insanın yanlışlarını bir yandan düzeltip bir yandan da doğru olan şeyi karşı tarafa anlatma süreci nasıl olacak? Bir kendileri test etsinler bu konu hakkında. Zaten bu dediğim şeyi yaptıkları zaman benim yapmam gereken yani ya da yaptığım şeyi daha da iyi anlarlar. Çünkü davet ediyoruz. Bir meseleyi bir kavramı anlatmak için neredeyse yarım saat bile gerekebilir. En kısası 5 dakika 10 dakika gerekebilir. Karşımızdaki kişiye biz davet amaçlı gittiğimizden dolayı onun sözünü kesme taraftarı değilim. Ama karşımızdaki insana bir nevi davet anlatmamız gerekli. Bazı sebeplerle, bazı nedenlerle işte röportaj bahanesiyle, mazeretiyle ona güzel şeyleri anlatıyoruz. Allah'ın ısmarladan dinine davet ediyoruz. Yani söz kesmek olarak değil de Allah'ın dinini anlatmamız için gerekli olan bir şey olarak görürlerse daha da iyi olurlar. Öğrendiklerimizi hayata adapte etmek, hayata geçirmek için, insanlara taşımak için de sokak röportajlarının devamını inşallah düşünüyoruz.
Ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Müslümanlar baskın bir şekilde, domine bir şekilde yaşıyor. Yani bugün hiçbir Müslümanın psikolojisi düzgündür diyemeyiz. Nasıl mesela? Her Müslüman evinin bir gün basılacağını bekliyordur yani. Ne zaman basılacağı Allahu alem. Ya da her Müslüman attığı adımı ya da gittiği misafirliği düşünüyordur. Ya telefonunu mu uçak moduna alıyor ya da şunu mu alıyor. Aslında yaptığı herhangi bir şey yok. Ama sistem tarafından ufak bir eylem, ufak bir hareket sistem tarafından suç olarak görüldüğünden dolayı ya da öyle yorumlandığından dolayı ya da bizi öyle yorumlamak isteyen olduğundan dolayı tam manasıyla bize düşmanlık gösterdiklerinden dolayı birçok manada tedbir alma gereği duyuyor insanlarda. Şimdi kardeşim şöyle bir mesele var. Aslında maalesef Kemalizmi, laikliği, demokrasi savunan insanlar neyi savunduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Çok aciz bir durumdalar. Bak bunu Müslüman olduğumdan dolayı demiyorum. Gerçekten aşırı derecede aciz bir durumdalar. Düşünce konusunda gerçekten akıllarını kullandıklarını hiç düşünmüyorum. Tam manasıyla ezberletilen şeyleri maalesef affedersin ama yani bir papağan gibi söylediklerini düşünüyorum. Örnek söylüyorum, laikliği bir düşünsünler ya. Laiklik niye kendine laik değil? Yani laiklik niçin bütün dinlere eşit mesafede de laiklik kendine eşit mesafede değil? Çinlilere kızıyoruz. Doğu Türkistanlıları alıyorlar komünist ideolojide yetiştirdiklerinden dolayı. Niye kızıyoruz? Ya istemediklerinden dolayı. Sen de laik bir birey yetiştirmek için açtığın okullarda Müslümanım dediğin insanların çocuklarını alıyorsun, laik bir birey yetiştiriyorsun. Senin Çin'den farkın ne? Bunu bir düşünsünler. Demokrasiden bahsediyorlar. Demokrasi dediğimiz şey özgürlük ise, o zaman örnek söylüyorum, şu anki toplumda binlerce, milyonlarca aşağılık haberler dolaşıyor. Demokrasi dediğin şey bunu da aslında özgür kılması gereklidir. Sen buna bir şey diyemezsin. Demokrasi dediğin şey özgürlüktür ya. İnsanların özgürlüğüdür. Yani sen toplumun özgürlüğü, çoğunluğun özgürlüğü diyerek bir demokrasi tanımı yapmış olabilirsin ama demokrasi özgürlük. Bu insan özgürce bunu yaptığını sen de ne yapman lazım? Saygı duyman lazım. Ama sen buna ahlaksızlık dersin. Ama sen buna cinayet dersin. İşte bir tane babanın bir çocuğa, örnek söylüyorum, kendi çocuğuna tecavüz etmesini ahlaksızlık dersin. Şerefsizliktir dersin. Haysiyetsizliktir dersin. Diyemezsin. Demokrasiyse diyemezsin. İnsan özgürdür. Özgürlüğünü yaşıyor diyebilmen gerekli. Eğer gerçekten demokrasiysen. Hadi senin anladığın demokrasi de ise niye tek tip bir sistem var da insanlar o sistemi seçip beğenmekle mükellef tutuluyor? Bu diktatörlüktür. Bu faşizmdir. Bir insanı bir şeye zorlamak faşizmdir. İslam sandığı koyuyor musunuz insanların önüne? Siz sistem sandığı koymuyorsunuz. Siz insanlara sadece tek tip kendi uydurduğunuz bir adamın çıkıp uydurduğu, bir adamın çıkıp uydurmasıyla beraber demokrasi savunduğunu söyledikleri Mustafa Kemal Atatürk. İnsanlara sormadan sen bu sistemi getirdin. Birinci sistemi ilga ettin. Bu diktatörlüktür, bu faşizmdir, bu baskıdır. Birinci meclisi ilga ettin. Baskıyla onların kimisini işte farklı farklı yaftalarla hapse attırdın, kimisini idam ettirdin. İkinci meclisi açtın ve kendi adamlarına doldurdun. Daha sonra da laikliği sen bu millete sorarak, demokrasiyi bu millete sorarak söylemedin. Çünkü bu millet demokrasi için, laiklik için savaşmadı. Şimdi bu toplum bunları düşünebiliyor mu? Düşünmeleri gerekli aslında ama düşünemiyorlar. Düşünmek istemiyorlar. Aslında gerçekten kaçıyorlar. Biz bunu anlattığımız zaman sanki kendi babamızın dinini anlatırmış gibi, insanlara gidiyormuşuz gibi ya da toplumda şöyle bir algı var. Sakallıysan, sarşaflıysan AK Partiliymişsin gibi geliyor. Böyle anlıyorlar. Bu anlayıştan dolayı da maalesef AK Parti'nin yükünü biz de bazen omuzlanmaya çalışıyoruz. Maalesef istemesek dahi. Karma karışık bir toplum oluşturdular. Kimisi CHP'li, kimisi HDP'li, kimisi MHP'li ama aslında hepsi aynı partiden, aynı hizipten. Demokrat ve laik olmanız gerekli ama adamlara da sorduğun zaman yok biz şeriatsız diyorlar. Yani kim neyi ne için savunduğunu gerçekten bilmiyor. Böyle karman çorman, karma karışık zihinler, karma karışık kalplerin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi böyle bir toplumda da doğruyu anlatmak için birçok yanlış teraziyi de düzeltip doğruyu o terazilerin üzerine koyup insanlara sunmamız gerekli. Bu topluma gerçek manada gerçek dini anlatmak zor. Öncelikle insanların gerçekten Allah subhanahu ve teala'nın onlara bahşettiği kalbi, o aklı gerçek manada güzel bir şekilde kullanmaları gerekli. Aksi halde sonuç ziyan olacak. Ya şimdi genel manada örfü olarak zaten dini insanlar benimsiyor. Ama dinin içi öyle bir boşaltılmış ki o dini şeytan da benimser. Ki zaten şeytanın dini olmuş. Yani adı İslam ama kendi şeytanın dini olmuş maalesef. Allah subhanahu ve teala Müslümanlardan bahseder. Yani teslim olanlardan bahseder. Bugün adam aslında sistemin Müslümanı olmuş. Teslim olanı olmuş.
ya da Allah hidayete erdirdiklerinden bahseder. Bugünkü toplumun da aynı şekilde hidayete erdirdikleri var. Ama Allah hakka hidayet eder. Bugünkü toplumun hidayeti sistem tarafından yapıldığından dolayı toplum asla ve asla doğruyu bulamıyor. Doğruyu göremiyor. Yani sen ne zaman doğruyu görme gibi bir şeye kalkışsan ya ailenden tepki görüyorsun, ya çevrenden tepki görüyorsun, ya mahallenden tepki görüyorsun. Ya o da yetmedi. Devlet bu sefer ne yapıyor? Askerini, polisini seferber ediyor. Sen bu şekilde nasıl konuşabilirsin? Bu şekilde nasıl görüşebilirsin? Ya sen Allah subhanahu ve teala'ya karşı görüşlerinde netsen, Allah subhanahu ve teala'ya karşı görüşlerinde, müşrikliğinde, küfründe, kafirliğinde net isen, bırak muvahhid de muvahhidliğinde net olsun ya. Yani seni yaratan ve senin devlet dediğin toprak parçasını da yaratan Allah. Şu göğü de yaratan Allah, güneşi de yaratan Allah, şu bulutları da yaratan Allah. Çok net. Sen hiçbir şekilde bunların üzerinde bir hakkın, bir sermayen yok iken ne tutuyorsun? Bu sermaye sahibi, bu toprağın sahibini, bu vatanın sahibini savunan ve ona sadece bağlı kalalım, ona sadece teslim olalım diyen insanları maalesef bu toplumda yaşanmaz bir hale getiriyorsun. İnsanlar diyorlar ki işte ya ne istiyorsunuz işte dininizi yaşayabiliyorsunuz. Dini yaşamak bir nevi emniyetten de geçer. Hangi Müslüman emniyette olduğunu düşünüyor ya? Hangi Müslüman 3-5 kişi bir eve misafir gittiği zaman içerisinden kalbinden hiç geçmiyor? Ya acaba falanca kişiye gidiyoruz ama falanca kişi hakkında bir dosya var mı? Bir mahkeme var mı? Acaba benim hakkında ne düşünürler diye düşünmüyor. Yani bu emniyet değildir. Bu özgürce din yaşamak değildir. Özgürce din yaşayan bir toplumun içerisinde bir defa sağlam, güzel manada alimler de çıkar. O alimler de toplumu ne yapar? İrşad eder. Doğruya eriştirir. Bugünkü toplumda alim dahi çıkartamazsın. Bugünkü toplum, bugünkü sistem buna müsaade etmez. Öyle bir toplum haline gelmiş maalesef. Konu hakkında tabii ki hayatımızın belli bir parçasını bu bölüme ayırıyoruz. Ayırmak zorundayız çünkü hayatımızı bize bahşeden Allah subhanahu ve teala'nın dinini anlatmamız gerekiyor. Yani Allah subhanahu ve teala diyor ki sizlere gözler verdim, kulaklar verdim, kalpler verdim. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani Allah subhanahu ve teala diyor ki bunlar ne kadar da benim için kullanıyorsunuz, ne kadar da az benim için kullanıyorsunuz. Biz bu nankör takımdan, nankör kesimden olmak istemiyoruz. Adı muvahhid olabilir, adı Müslüman olabilir. İş Müslüman olmakla kurtulunmuyor. Allah subhanahu ve teala'nın dinine yardımdan iş geçiyor. Yani Allah subhanahu ve teala Muhammed suresinin 7. ayetinde belirttiği gibi kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Ve Allah onların ayaklarını dinde sebat ettirir. Allah subhanahu ve teala ayaklarımızı eğer dini üzere sabit kılmasını istiyorsa ki bunun için de hayatımızın belli bir kesimini değil aslında. Hayatımızın tamamını Allah subhanahu ve teala için adamamız gerekli. Ama biz belli parçasını da ticari konuda hayatımızı geçindirmek için ne yapmamız lazım? Çalışmamız gerekiyor. Ha bu çalışmayı araç olarak da kullanıyorsak umuyorum ki Allah subhanahu ve teala bundan dolayı da ecir verecektir. Çünkü biz bu çalışmayı amaç olarak kullanmıyoruz. Kullanmak istemiyoruz. Eğer öyle bir şey de yapıyorsak Allah subhanahu ve teala bizleri ıslah etsin, bir an önce düzelsin. Bizim gözümüz Allah subhanahu teala'nın rızasına dikilmesi gerekli ve onun rızası peşine koşmamız gerekli. Bütün muvahhidler bizim kardeşimizdir. Bizden ilim bakımında önde olanlar da bizden daha hayırlılardır. Onların karşısında saygıyla dururuz, hürmetimizi gösteririz. Onları Allah subhanahu ve teala'nın rızası için severiz, sayarız. Bu yüzden de falanca A cemaati, B cemaatine gittiğimiz zaman neresi olursa olsun bizler için hepsi aynıdır. Allah'ın izniyle her bir yere girdiğimiz zaman aynı kardeşlik sevgisiyle, aynı dostluk sevgisiyle, aynı din kardeşliği sevgisiyle gireriz, çıkarız. Birlik dediğimiz şey kalplerimizin birbirine buğz etmemesi, kalplerimizin birbirine kinlenmemesi, kalplerimiz birbirini gördüğü zaman sevmesi, kalplerimiz birbirinden uzaklaşmaması. Asıl birlik budur. Aksi halde aynı cemaatin içerisinde kalplerin birbirinden uzak, kalplerin birbirinden nefret ettiği bir cemaat zahiren, bedenen bir olsa da asla ve asla kalben bir değildir. Bu tür şeylerden de böyle bir cemaat yapılanmalarından da pek bereket çıkmaz. Allah subhanahu ve teala bütün kardeşlerimizden razı olsun. Allah subhanahu ve teala bizleri Allah rızası için sevenleri Allah subhanahu ve teala de sevsin. Bizi de Allah subhanahu ve teala onları sevdirsin. Valla benden tabii ki daha hayırlıları var bu konu hakkında söylemesi gerekenler. Biz kendi ahlakımızla alakalı maalesef önceki cahiliye hayatındaki dejenereler ya da yozlaşmalar üzerimizde halen bulunduğundan dolayı biliyoruz ki biz bu okullarda okuduk ve bu okullar veyahut biz bu toplumun içerisinde büyüdük. Çocukluğumuzu bu cahiliye kalıntılarıyla yaşayan, bugünkü sistemin din dediği dini din edinen, bugünkü sistemin görüş dediği şeyi görüş edinen insanlarla beraber bulunduk.
yaşadık, yedik, içtik. Bu yüzden bazı kişiliklerimiz bu toplumun içerisinde gelişti, okullarda gelişti. Gerek kanaatsizliğimiz, gerek açgözlülüğümüz, gerek aşırı nefretimiz, aşırı sinirli olma halimiz, annemize babamıza saygısızlığımız aslında toplumun kendi içerisinde geliştirdiği bir ahlak. Bu toplumla bir bataklık içerisinde yaşadığından dolayı maalesef bu pislik bize de bulaştı. Biz şimdi İslam'ın temizliğiyle, İslam'ın paklığıyla, İslam'ın duruluğuyla kendimizi temizlemeye çalışıyoruz. Ahlakımızı düzeltmeye çalışıyoruz. İlla ki hatalarımız olur, illa ki yanlışlarımız olur. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Hata yapacağız. Hata yaptıktan sonra Allah subhanahu ve teala'ya dönüp Allah'ım ben bu hatayı yanlışı yaptım ama sen Rahmansın, Rauf'sun, Gafursun, Afuvsun, Rahimsin deyip tekrardan Allah subhanahu ve teala'nın merhametine sığınacağız. Biliyoruz ki kafirlerin bir özelliği de Allah'tan ümit kesmeleri. Allah'tan ümitsizce yaşamalarıdır. Biz Allah subhanahu ve teala'dan asla ve asla ümit kesmeyeceğiz. Ahlakımızı, hatalarımızı, yanlışımızı her bir sebeple, her bir vesileyle ne yapmaya çalışacağız? Düzeltmeye çalışacağız. Sadece yolun sonuna kendimizi Müslüman olarak atana dek bu mücadeleye devam edeceğiz. Nefisle de bir mücadele cihadın bir nevidir, bir cüzüdür. Yani nefsimizle mücadele aslında ağır bir mücadeledir. O yüzden Allah subhanahu ve teala bu mücadelede Allah subhanahu ve teala bütün Müslüman kardeşlerime öncelikle bana yardım etsin. Şimdi bugünün silahı medya. Bugün maalesef zihinler bugün medyayla deşiliyor. Medyayla kürtajlar yapılıyor. Doğrular medyayla insanların kalplerinden koparılıp alınıyor ve pislikler medyayla o kalplere ekiliyor. O kalplere yapılan ameliyatları medyayla yapıyorlar. Bu konuda onlara bu alanı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu alanla ilgili çalışmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün binlerce insana ulaşabiliyor isek bir videoyla bunu kullanmamamız için deli olmamız lazım. Yahut dinimize önem vermememiz lazım. Yahut dinimizi basite almamız lazım. Yani insan değerli olarak gördüğü bir şeyi sahiplenir, korur, muhafaza eder. Onu basite almadığını hal ve hareketlerinden anlarız. Yahut insanları bu kadar mı sadist bir şekilde cehenneme gönderme heveslisiyiz? Cehenneme girsinler, yansınlar, umurumuzda değil. Bu kadar mı sadist düşünce sahibiyiz? Bizler Müslümanız. Öncelikle kendi nefsimize bunu yapmamız gerekli. Çünkü kendi nefsimizi kurtarmış değiliz. Hele ki şu toplumun içerisinde her an ayağımız kayabilir. Çünkü kalp neyle ilgileniyorsa onunla doluyor. Bir gün ticaretle ilgilensen kalp bir gün ticaretle doluyor. Sen birkaç ayet okuduktan sonra ayet anlayamıyorsun. Ta ki bir 10-15 ayet okuyorsun yahut ayetlerle zaman geçiriyorsun, o zaman o ayetleri anlayabiliyorsun. Hayatımızı gerçek manada çok dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekli. Eğer hayatımızı çok dikkatli bir şekilde yönetmez isek ne Allah'ın dinine yardım edebiliriz, ne kendimize yardım edebiliriz, ne çevremize yardım edebiliriz. Hiçbir şeye yaramayız. Benim bugünkü düşüncem benim veyahut bir muvahhidin, bir Müslümanın itikadı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti karma karışık yapan insanları Allah subhanahu teala ıslah etsin. Allah subhanahu teala bu dinin önünden onları alsın. Ve eğer halen ahlaksızlıklarına, edepsizliklerine, münafıklıklarına devam edeceklerse Allah subhanahu teala onları kahretsin ve asla ve asla bir daha doğrulamayacak bir halde onları bıraksın. Bugün bir muvahhide itikadın nedir denildiği zaman o Kur'an'dır ve sünnettir demesi benim için yeterlidir. Bugünün karma karışık olan meselelerinde insanları boğup, insanları farklı farklı itikatlara iten şeylerden temel neden insanların aslında üzerlerine vazife olmayan meselelere girmesi ve ehli sünnetin birçok usulünden de habersiz olmamızdır. Allah subhanahu ve teala dinini bir peygamberle gönderdi ve peygamberiyle beraber sahabesini öğretti. Tabiinde tebeut tabiini öğretti ve bu şekilde seleften geçmiştekilerden bize bu din geldi. Biz bugün din arayacaksak bugün de değil muasır denilen ya da adı hoca diye anılan insanların kitaplarında değil. Geçmişin o tertemiz sayfalarında aramamız gerekli. Öncelikle Kur'an'da ve sünnette aramamız gerekli. Daha sonra Kur'an'ı ve sünneti güzel bir şekilde hayatlarını geçiren sahabenin hayatında aramamız gerekli. Belki insanlar şunu söyleyebilir. Evet bunlar teorik olarak öyle. Ama pratiğe düşürüldüğü zaman, pratiğe yansıtıldığı zaman bazı farklılıklar çıkıyor. İşte o farklılıkları anlamak için de ehli sünnetin usulünü bilmemiz gerekli. Yani Kur'an ve sünnete bakan bir insan eğer hükümler illetlere göre biliniyor diye bir usulden haberdar ise Kur'an'da pek ihtilaf edeceğini düşünmemiz
düşünmüyorum. Hadi ihtilaf etse bile ihtilafla alakalı metodu, ehli sünnetin ihtilafla alakalı usulünü bilse yine tekfire gideceğini sanmıyorum. Mesela cahillikle alakalı. Cahilleri ise onarmak aslında çok zordur. Yani bir cahil bir insan kendisini başkası tarafından düzeltilmesini bekliyor ise öncelikle kendisini düzeltmesi gerekli. Daha sonra başka insanlar onun düzelmesine yardımcı olabilir. Aksi halde asla ve asla ben zannetmiyorum ki bir cahil bir insan asla ve asla dışarıdan düzelmez. İçeriden yani kalpten düzelir. Yani bu insanlara bakıyorum mesela düşünüyorum. Neye tepki verdiklerinin gerçek manada anladıklarını düşünmüyorum. Yani orada mesela bir genç diyor ki sen kimsin? Sen Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiremez. Az önce de dediğim gibi laiklik kendisine laik niye değil? Demokrasi gerçekten demokrasi ise sadece bir kişinin seçtiği, beğendiği ve onu da halka sormadan getirdiği sistemi niçin insanlara dayatıyor? Bunlar faşizmdir ve bunlara inanmak gerçek manada saçmalıktır. Bunlara bizim inanmadığımızdan dolayı mı tepki gösteriyorlar ya da kendileri görüşlerinin, fikirlerinin gerçek manada savunulmaz olduğunu anladıklarından dolayı mı bir çırpınış içindeler? Yani bu bir korkudur. Bugüne kadar düşündükleri fikirler, düşündükleri şeyler hayatlarını oluşturan şeylerdi. Çevrelerini oluşturan şeylerdi. Bunları eğer alt üst edecek birisi var ise bütün hepsiyle alt üst edecek. Benim bütün değerlerim, bütün menfaatlerim dünyasal olarak hepsi elinden gidecek. Bunlara izin veremem mantığında bir tepki var. Allah subhanahu ve teala onlara hidayet etsin. Biz onlar kadar zalim değiliz. Onlar diyorlar ki Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini inkar edin. Allah'ın kadrini bilmeyin. Allah'ın değerini bilmeyin. Kitapta Allah subhanahu ve teala'nın müşrikler dediği gibi onlar Allah'ın kadrini bilemediler. Bilmediler. Aynen onlar gibi olmamızı istiyorlar. Kayıtsız kalmamızı istiyorlar. Herhangi bir şekilde Allah yokmuş gibi yaşamamızı istiyorlar. Sistemin doğru dediğine doğru, kutsal dediğine kutsal, milli dediğine milli, vatan dediğine vatan, millet dediğine millet, bayrak dediğine bayrak dememizi istiyorlar. Biz de çok net şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz muvahhidiz. Bizim beslendiğimiz kaynak belli. Bak biz görüşümüzü savunabiliyoruz. İnancımızı savunabiliyoruz. Ve haklı çıktığımız net bir şekilde ortada. Saçmaladıklarınız da ortada. Daha neyi diletiyorsunuz? Ha şunu diyorsunuz. Haksız haklıya yön versin. Böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Gerçekten bak bunu hakaret olarak söylemiyorum. Acınası bir durumdalar. Yani bir çocuğu alırsın mesela karşına konuşursun. Aynen böyle. Çocuk nasıl saçmalar? Yapısı gereği odur. Bilgi dağarcığı yoktur. Fikri yoktur. Neyi ne için söylediğini bilmez. Saçma sapan sözler söyler. Ama çocuk olduğundan dolayı güleriz. Ama sen bu çocuğun vasıflarını büyük olarak taşıyıp 50 yaşında, 60 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bir insan olarak taşırsa buna da güleriz ama trajikomik bir durum olur. Ben şunu söylüyorum. Bak bugün bu yapının, bu sistemin en baba, en önde gelen bürokrat olsun, sosyolog olsun, gazetecisi olsun, kim olursa olsun vallahi sistemlerini savunacak güçte değil. O kadar batıl ehli, o kadar acizler ki ve o kadar kurnazlar ve o kadar tuzak kurucular ki. Yani televizyonlara bakıyoruz. Hiç demokrasi ve laiklik karşıtı kimseler yok. Veyahut varsa bile laikliğin ve demokrasinin kabullendiği, benimsediği ya da sen bizim için pek sorun teşkil etmiyorsun dediği zihniyetleri çıkartıyorlar. Ya 7/24 kanallarda Türkiye'nin televizyonlarında CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi çıkar ise bu toplum nasıl doğruyu bilecek? Nasıl doğruya erişebilecek? Doğruya erişemez. Sen yanlış kişileri çıkartarak insanlara bak konuşturuyoruz. İnsanlara bakın tartıştırabiliyoruz. Tartışabiliyorlar insanlar fikirleri dedirttiriyorsun. Bu bir kurnazlıktır. Bu tilkiliktir. Bu hakkı ketmetmektir. Yani insanları da ahmak yerine, aptal yerine, geri zekalı yerine koymaktır. Salak yerine koymaktır. İnsanlara da biz diyoruz ki ahmak olmayın. Bu kurnazların, bu sihirbazların, bu ikiyüzlülerin, bu tuzak kurucuların oyununa gelmeyin. İnsanların hayatıyla kumar oynuyorlar. İnsanların hayatı bunlar için hiçbir şey değil. Hiçbir mana ifade etmiyor. Bu yüzden ben topluma, insanlara Allah rızası için bunu tavsiye ediyorum. Bunu söylüyorum. Bunu nasihat ediyorum. İnşallah düşünürler. İnşallah bu konuda hakkında aklederler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi imanı tazelememiz gerekli, yenilememiz gerekli. İman da kalpte olan bir şey. Kimlerle oturduğumuz, kimlerle kalktığımıza dikkat edelim. Müslümanlığımıza güvenmeyelim. Müslümanlığımızı pekiştirelim. Müslümanlığımızı destekleyelim. Tabi destek dediğimiz şey de yan gelip yatmakla olmuyor. Müslümanların gerek iş hayatı olsun, gerek ev hayatı olsun, aile hayatı olsun. Bazen bu desteklemeyi yani Kur'an ve sünnet ilim üzere
imanımızı pekiştirmek ve bu ilmi insanlara yayma konusunda engeller olabiliyor. Maalesef insanlar gerçekten halen bu daveti çevresine yaymaktan çekiniyorlar. Müslümanlardan bahsediyorum. Yani akrabalarından korkan mı dersin? İşte iş yerinden korkan mı dersin? İşte ailesinden korkan mı dersin? Babasından korkan mı dersin? Annesinden korkan mı dersin? Eşinden korkan mı dersin? Allah subhanahu ve teala kitabında bunu net bir çizgiyle belirtmiş. İnsanlardan korkmayın. Benden korkun diyor Allah subhanahu ve teala. Bizler sokak röportajına öyle toplumun diliyle göbek ata ata, seve seve, eğlene eğlene mi gidiyoruz? Bizler Allah subhanahu ve teala'nın üzerimizdeki nimetlerini bilmesek sokak röportajına çıkılacak bir durum değil. Sokak röportajı öyle insanlarla muhatap oluyoruz ki gerçek manada Allah'ın dinini anlatmasam asla ve asla o insanlarla konuşmam. Ama Allah subhanahu ve teala'dan ecrimizi beklediğimizden dolayı, onun bize iyiliği anlatın ve kötülükten de nehyedin dediğinden dolayı ve Resulünün ya iyiliği anlatır ya kötülükten nehyedersiniz ya da Allah bir musibet gönderir sonra da dua edersiniz de duanıza icabet edilmez dediğinden dolayı veyahut o kıyamet günü ya da o ahiret günü ey falan sen niçin hakkı gizledin dediğinde ya Rabbi ben falanca kişilerden çekindim filanca kişilerden çekindim diyen kimse olmamak için ve daha nice sayamayacağımız sebepler olduğundan dolayı bu tebliğ hareketini, bu davet hareketini ne yapıyoruz? Devam etmek istiyoruz ve biz yatağımızdan kalkarken, biz evimizden çıkarken bu şuurla çıkıyoruz. Biz yaptığımız işlerde bu kadar şuur sahibi olmayı neye borçluyuz? Allah subhanahu teala'nın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine borçluyuz. Biz öyle İslami şahsiyetler, öyle kimseler okuyoruz ki siyer kitaplarında, hadis kitaplarında biz kendi halimizden utanıyoruz. Bu yüzden kendimiz bu konu hakkında durmadan tefekkür edip durmadan düşünüyoruz. Ben bütün kardeşlerimi de bunları oturup düşünsünler diyorum. Ama mesele din videolardan, sadece sohbetlerden izlemekle yaşanılabilecek, öğrenilebilecek bir şey değil. Din gerçekten emek isteyen, hele İslam dini gerçek manada emek isteyen bir din. Bu kadar değersiz bir dinimiz yok ki değer vermeden yaşayalım. Allah subhanahu ve teala'ya değer veren Allah'ın dinine değer verir. Allah'ın dinine değer veren ise dünyada bu dini insanlara yayar. Allah diyor ki beni tekbir edin. Allah'ı tekbir edin. Allah'ı tekbir etmek nasıl olur? Allah'ı yüceltmekle olur. Allah'ı yüceltmek nasıl olur? Partilerin mitinglerde bu sistemi yücelttiğinden daha fazla konuşmakla. Partilerin kendi batıl rejimlerini savunduklarından veyahut batıl ideolojilerini, batıl kurallarını, meclislerini savunduğundan daha fazla savunarak Allah subhanahu teala yüceltilir. Onlar nasıl yüceltiyorsa değerlerini, kutsal zannettikleri batıl kavramlarını, siz de hak olarak bildiğiniz şeyi Allah subhanahu ve teala'yı ne yapacaksınız? Allah'ın kitabında okuduğunuza göre, alimlerin kitaplarında okuduğunuza göre, muvahhidlerin sohbet halkalarında dinlediğinize göre, öğrendiklerinize göre ne yapacaksınız? Allah'ı yücelteceksiniz, Allah'ı öveceksiniz ve Allah subhanahu ve teala'ya şükrünüzü bu şekilde eda edeceksiniz. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Bu yardım gerek ahirette gerek dünyada olabilir. Allahu alem. Ama Allah subhanahu ve teala eğer yardım edeceğini söylüyor ise o Allah, o Ali'dir, o Mecid'dir, o Azim'dir. Allah subhanahu ve teala söylediği sözden, vaatten dönmez. Öyle bir Allah'a iman ettiyse onun yardımını hem dünyada hem ahirette bekleyeceğiz. Ve Allah subhanahu ve teala devamında diyor ki ve ayaklarınızı sebat ettirir. Yani dininde sağlam kılar. Allah subhanahu ve teala dininde ayaklarını sebat ettirdiği sağlam kıldığı kimselerden bize kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.